Efendim, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde robotik cerrahili ameliyatlar başladı. Kameralarımızı şimdi o noktaya çevireceğiz ve robot teknolojisiyle ameliyat nasıl yapılıyor? Muhabirimiz Fatma Demir Turgut konuğuyla bizlere aktaracak. Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi teknolojik altyapısıyla öne çıkan hastanelerden biri. Şimdi hastanede robotik cerrahiyle ameliyatlar başladı. Bunun önemi nedir? Sağlık turizmine ne gibi katkıları olacak? Hemen doçent doktor Abdülmuttalip Şimşek'ten bilgi almak istiyoruz. Kendisi üroloji uzmanı. Efendim, ameliyattasınız şu anda. Bir hastanın ameliyatı yapılıyor, 42 yaşındaki. Neler söyleyeceksiniz? Bu ameliyatların önemi nedir her şeyden önce? Bir süredir ülkemizde uygulanıyor aslında. Teknolojinin geldiği son nokta olarak tanımlanıyor. Neler söyleyeceksiniz? Tekrar hoş geldiniz. Prostat kanseri erkeklerde en sık karşılaştığımız kanser türü. Maalesef son yıllarda hem ülkemizde hem dünyada oldukça yüksek oranda gözüküyor. Tedavileri değişik olmakla birlikte en etkili tedavilerinden bir tanesi robotik cerrahi. Ki robotik cerrahide hastalarımızın ameliyat sonrası en çok korktukları idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon bozukluğu daha az görülüyor. Dolayısıyla biz de hastalarımıza bizim yeni açılan, yaklaşık bir ay önce açılan şehir hastanemizde robotik cerrahi ameliyatlarına başladık. Bugünkü vakamızda 40 yaşında, zaten 40 yaşında, 42 yaşında, zaten 40 yaşından sonra oldukça sık gözüküyor. Hastamıza robotik radikal prostatektomi ameliyatı yapıyoruz. Siz ameliyatları bir konsol üzerinden aslında idare ediyorsunuz. Dilerseniz oraya doğru bir tabii geçelim siz. Ameliyatları konsol üzerinde yapıyoruz. Genel itibariyle ben hani bir joystick gibi düşünün. Joystick esnasında ben burada robotun kollarını hareket ettirirken karşı tarafta hastamız da o robotun kollarıyla benim yaptığım minik manevraları iyi bir şekilde hastamız üzerinde uyguluyor. Robotik cerrahinin önemi ne? Aslında bizim 3 boyutlu görme imkanımızı sağlıyor. Yaklaşık 10 ile 20 kat oranında bir büyütme imkanıyla hem sinirleri hem oradaki kasları hem damarları rahat bir şekilde görebilme imkanımızı sağlıyor. Bu da hastalarda ameliyat sonrası hem konforunu sağlıyor hem de işlerine daha hızlı şekilde dönmelerine imkan sağlıyor. Peki efendim, burada sağlık turizminde de kullanılacağını söyledik. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamıştı. Yabancı hastalar da daha çok çevre ülkelerden bu ameliyatları olmak üzere ülkemize geliyorlar. Sağlık turizmi açısından da çok önemli değil mi bu teknoloji? Bizim şu andaki şehir hastanemizin altyapısı hem tüm teknolojik altyapıların en üst seviyesinde, ki robot da bunlardan bir tanesi, dediğim gibi sağlık turizmine başladık. Hastalarımız yavaş yavaş gelmeye başladı. Ben inanıyorum ki önümüzdeki 6 ayla 1 yıl içerisinde full kapasiteyle tüm robotik cerrahi ameliyatlarını ya da ürolojinin diğer ameliyatlarını başarılı bir şekilde yapacağız hastalarımıza. Aslında devlet hastanesinde olması da çok büyük bir imkan bu ülkenin vatandaşları için de. Ücret açısından özellikle çok yüksek teknolojiyle yapılan ameliyatlar olduğu için aslında çok yüksek maliyeti olan ama burada ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Bu da çok önemli değil mi? Evet, ülkemizde sınırlı sayıdaki devlet hastanelerinde robot mevcut. Daha çok özel hastanelerde robotlar var. Maliyeti oldukça yüksek, özel hastanelerde oldukça yüksek. Hem bizim şehir hastanemizde hem diğer devlet hastanelerinde hiçbir fark ödemeden hastalarımız ücretsiz olarak bu ameliyatlarına olabiliyorlar. Siz ürolojik ameliyatlarda kullanıldığını söylediniz ama aslında pek çok ameliyatta da kullanılıyor. Sadece burada gördüğümüz gibi bu ürolojik ameliyatlarda değil, başka ameliyatlarda da kullanılacak tabii ki, değil mi? Evet, yani robotu tüm branşlar kullanabilir ama hem dünyada hem de ülkemizde en sık kullandığımız ameliyat çeşidi prostat kanseri. Çünkü çok fazla görüyoruz erkeklerde ama bunun yanında böbrek kanserinde, idrar kesesi kanserinde, ben ürolojik açıdan diyorum, mutlaka robotu kullanıyoruz ve çok büyük faydalarını görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Abdülmuttalip Şimşek, kendisi üroloji uzmanı, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde. Evet, burada robotik cerrahiyle ameliyatlar başladı ve şu anda da bir prostat kanseri ameliyatı yapılıyor ve burada yapılan bu ameliyatların aynı zamanda sağlık turizmine de çok önemli katkıları olacak diyoruz. Sözü tekrar Ankara'ya bırakıyorum.